Değerli arkadaşım hoş geldin. Türev alma kurallarında yine karşındayım. Ne yaptık? Türevi değişim oranı anlattık. Türevin tanımını yaptık. Türevin tanımını yaptıktan sonra türev alma da değişken değiştirme metoduyla haşa göre türev almanın nasıl olduğunu belirttik. Bazı fonksiyonların limit yardımıyla gerçek türev alma, limit yöntemiyle türev almalarını hesapladı, hallettik, onları gösterdik. Şimdi artık pratik yöntemler. Yani çok fazla pratik yöntemler taraftarı değilim ama işin mantığının daha çok anlaşılmasını istiyorum. Çünkü bunlar biraz daha akademik düzeyde konular. Sayısal öğrenciler için özellikle üniversitede herhangi bir bölüme gittiklerinde mutlaka karşılarına limit, türev, integral konusu çok fazla çıkacaktır. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Mantığını iyi öğrendik. İyi öğrendiğimizi düşünerekten artık türev alma kurallarını nasıl olduğunu bilelim. Bundan sonra türev alacağımız ifadelerin, fonksiyonların türev alma kurallarını kullanarak almaya çalışacağız. Hazır mısın? Hadi bakalım ikimize de iyi dersler. O zaman gelsin türev alma kuralları. Şimdi şöyle bir göz gezdiriyorum. Baktığımda tabii de ben sana ispat yaparken hatırlarsan demiştim. Sabit bir fonksiyonun türevi daima sıfırdır. Yani bunu şöyle düşün. Üstü bir ifadenin türevini alırken üst başa iniyor dedik. Üst dereceyi bir azaltıyoruz demiştik, değil mi? Evet, burada şöyle düşün. C nedir? C çarpı x üzeri sıfırdır. Üstü başa indirdin. Sıfır çarpı, değil mi? X'li bir ifade. Sonuç sıfır gelecek. Dolayısıyla onun gibi düşünebilirsin. Az önce ispatladık zaten bir önceki bölümde. Sinüs x'in türevi kosinüs x. Kosinüs x'in türevi de eksi sinüs x demiştik zaten. Ln x doğal logaritma fonksiyonunun türevi 1 bölü x geliyor. Bakın ln fonksiyonu özelliğini kaybediyor. Tamamen bir polinom fonksiyonu, pardon, bir fonksiyona dönüşüyor. Evet, polinom değil bu ifade. E üzeri x de türevini aldığım zaman yine kendisini değiştirmeyen olduğu gibi kalan bir fonksiyon e üzeri x olarak kaldı. A üzeri x fonksiyonunun yani üstel fonksiyonun türevi şöyle anlatayım ben sana. Üstün türevi 1 çarpı aynısı çarpı taban neydi? A mıydı? Ln A. Sorular üzerinde ben sana bunu göstereceğim. Yani şöyle bir örnek göstereyim. Örneğin y eşittir diyelim. 3 üzeri x kare. Y üssü. Önce üstün türevi 2x çarpı aynısı çarpı ln 3. Bunu demek istemiştim. Evet. Şimdi kazanım 42'ye başlayalım. Ne dersin? Başlayalım. Şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman evet fx eşittir eksi kök 3 diyor. Eksi kök 3'ün türevi nedir değerli arkadaşım? Sabit bir sayı olduğu için türevi sıfırdır. X'li bir terim var. X'li bir terimin türevini aldığımızda ne oluyordu? Üst başa iniyordu. Dereceyi bir azaltıyorduk, değil mi? Burası 1'di. Yani x'in türevi 1 olarak karşımıza geliyordu. Gelelim ikinci ifademize, üçüncü sorumuza düzeltiyorum. G üssü x, bunun türevi nedir? Üst başa inecek. 15 x üzeri 14 olacak değil mi? Dereceyi de bir azaltıyorduk. Aynı şekilde hx'in türevine gelecek olursak, eksi 4 çarpı x üzeri eksi üstü başa indiriyoruz. Dereceyi bir azaltıyoruz. O zaman dereceyi de bir azaltırsak, eksi 5 mi yapacaktır? Dolayısıyla eksi 4 bölü x üzeri 5 yapacaktır değerli arkadaşım. Evet, şimdi geldik 5. sorumuza. Şöyle bir baktığımızda kök x'in türevi. Bunu şöyle düşünebiliriz. X üzeri 1 bölü 2 diyebiliriz. Dolayısıyla k x'in türevi üst başa iner. Dereceyi bir azaltırım. Evet. Bu da ne olur? 1 bölü 2 kök x olur ki biz bunu ispatlamıştık hatırlarsan. Şöyle bir evet türevi bölü 2 çarpı kökün aynısı. Evet. Şöyle dedik o zaman basit bir yöntem. İçinin türevi bölü 2 çarpı kökün aynısı. Şimdi buna gelelim. Bunu da aynı üstel fonksiyon şeklinde yazalım. X üzeri 3 bölü 5 olarak yazabiliriz. Üslü ifade olarak yazabiliriz. Sonra bu ifadenin türevi üstü başa indirdik. 3 bölü 5. Dereceyi bir azaltıyoruz. O zaman ne oluyor? 3 bölü 5'i 1 azaltırsak eksi 2 bölü 5 mi yapıyor? Evet, eksi 2 bölü 5 yapıyor. Buradan da 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. kökten x kare mi olacaktır? Evet, 3 bölü 5 çarpı 5. kökten x kare. Bu da
Altıncı ve son sorumuzun cevabı olmuş oldu değerli arkadaşım. Bu şekilde kazanım 42'yi geride bıraktık. 43'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.